Hep anlatırlar kırmızı başlıklı kızın hikayesini çocuklara. Ama bilmezler ki gerçeği. Ben o hikayedeki kurdum. Hadi bir de benim ağzımdan dinleyin bakalım. Kırmızı başlıklı kızın hikayesini. Her gün yaptığım gibi ormanı temizlemeye çıkmıştım. Orman benim evim. Temiz tutmak da benim görevim. Derken bir kız beliriverdi. Kırmızı başlık ve peleriniyle çok şüpheli bir görünümü vardı. Kimin aklına gelir bu garip kıyafeti giymek? Bir kurnazlık peşindeydi mutlaka. Bir süre dikkatle izledim bu garip kızı. Elinde taşıdığı üzeri örtülü sepette kim bilir ne taşıyordu. Yürüyüşü bile normal değildi. Bir sağa bir sola zıplaya zıplaya koşuyordu. Yanına yaklaşıp ne yaptığını sorunca bana büyük annesinin evine gittiğini söyledi. Ama gel de inan. Yine de bıraktım peşini. Kendi işime döndüm. Fakat gel gör ki aklım o kıza takıldı bir kere. Bir gidip bakayım doğru mu söyledikleri dedim kendi kendime. Gerçekten böyle bir büyük anne var mı? Orman benim evim. Ben hem ev sahibiyim hem de diğer orman sakinlerine karşı sorumluyum. Tamam, dünya geçici ve fani ama olsun. Neyse, uzatmayayım. Gittim baktım ve gerçekten bir büyük anne buldum. Sorduğumda evet, o küçük kız benim torunum dedi. O nasıl anne babadır ki o küçük kızı yalnız başına ormana salıyorlar. Bu da küçük bir ayrıntı yani. Büyük anne torunu olduğunu söyleyince ben de sorumlu bir kişi olarak bu küçük kız yabancılarla konuşulmayacağını öğrenmemiş daha dedim ve anlattım küçük kızla karşılaşmamı. Büyük anne de ürperdi ve birlikte küçük kıza bir ders vermeye karar verdik. O yatağın altına saklandı, ben onun geceliğini giydim. Başlığını taktım ve yatağına yattım. İğrendim elbette ki o yatağa yatmakta. Çünkü çok titiz biriyimdir ama söz konusu küçük bir kızın hayatı öğrenmesi olunca katlandık işte. Küçük kız birazdan içeri girdi. Seslendi, cevap verdim. Ne şaşkın bir çocuk. Beni büyük annesi sanıvermişti bile. Beni büyük annemi değil sesinden, kokusundan bir de tanırım oysa ki. Neyse, bunlar bir şey sayılmaz. Daha neler yaptı bilseniz. Kulaklarımın niçin büyük olduğunu sordu. Ne ayıp şey, hiç sorulur mu? Yine de çocukluğuna verip yumuşak bir sesle cevapladım. Seni daha iyi duyabilmek için. Ama yetinmedi. Bu sefer kalkıp da burnumun niçin büyük olduğunu sormaz mı? Ana babası bu kıza hiçbir terbiye vermemişti. Ben zaten burnumu kendime kompleks yapmış biriyim. Uzun zamandır takıntılarım, özgüvenim sallantıda. Yine aldırmamaya çalışırken bu sefer de ağzımın kocaman olduğunu yüzüme vurmaz mı? Tabii ki kızdım. Siz olsanız kızmaz mıydınız? O sinirle ayağa fırlayıp peşinden koşturmaya başladım. Amacım poposuna iki tane vurmaktı. Birden ne olsa beğenirsiniz. Bir kocaman avcı elinde tüfek kapıdan dalıverdi. Beni, seni hain kurt, büyük anneyi yedin değil mi diye suçlamaz mı? Halbuki büyük annenin kılına bile dokunmamıştım. Ayrıca ben vejeteryanım. O da saklandığı yerden çıkıp beni korumaya çalışmadı. Malum yaşlıdık, kulakları iyi duymuyor. İnsanoğlu hain oluyor. Avcı mahkeme yapmadan infaz kararımı verdi. Anlatmaya çalışacaktım ki birden bana ne koklattıysa rehavet çöktü, uyumuşum. Kalktım ki karnım taş dolu, yürüyemiyorum. Bu kadar hainlik yapılmaz ki. Neyse, zor bela ayağa kalktım, yürüdüm. Benim su kuyusuna düşüp öldüğümü sanıyorlardı ama ben doktorum Tahsin Bey'in yanına gitmiştim. Ameliyat oldum, tam 3 ay hastanede yattım yok yere. Biraz daha geç kalsaydım ölebilirmişim ki hala çoğu şeyi yiyemiyorum, sindirim zorlukları çekiyorum. Neyse, bunlardan geçtim. Aylar sonra o gözüm gibi baktığım ormanıma gittim ki ne duyayım. Yok efendim ben babaanneyi yemişim, yok kırmızı başlıklı kızı yemişim, yok öyle bir şey. Tabii öldüm sanıp arkamdan atması kolay. Gelip yüzüme söylesinler. O babaanneyi bulsam gerçekleri itiraf ettirecektim ama rahmetli olmuş. İnsanoğlu hain, çiğ süt emmiş. İşte dostlar, çocuklarınızı anlatıp da daha fazla beni rencide etmeyin. Ben suçsuzum.